Sokakta dans performansı yapan bu genç kızın amacı aslında çok farklı. O kendisini izleyen seyircilerden iyi giyinimli olanı seçiyor ve adama doğru yaklaşıyor. Genç kız adamı oyalarken kardeşi de adamın arkasına geçip cüzdanını çalacaktı. Adam durumu fark edince çocuk kaçar fakat kız artık yakalanmıştı. Soluğu hep birlikte karakolda alsalar da adam sonradan şikayetini geri alır. Çünkü bu adam birçok ödüle sahip olan bir bale eğitmenidir. Ve bu kız da gerçek bir yetenek görmüştür. Ertesi gün yeniden kızı izlemeye giden adam bu kez onu alır ve kendi salonuna götürür. Genç kızın özel bir yeteneği olduğu doğruydu fakat esneklik ve güç konusunda zayıftı. Adam için bu genç kız işlenmesi gereken bir ahşap gibiydi. Adamın verdiği bir haftalık eğitimin ardından genç kızın artık seçmelere girme vakti gelmişti. Sırası gelen Lili, içeriye girmekte geç kalmış ve jüri sinirlenmişti. O dans etmek için hazırlanırken eğitmen ona bale yapmak için çok iri kemiklere sahip olduğunu söyler. Lili sessiz kalmaz ve bale yapmak için sizin de kollarınızı çok kalın diye karşılık verir. Yaşlı eğitmen bu küçük kızın cesaretinden etkilenir ve onu elleriyle ritim yapmaya başlar. Dansına başlayan genç kızın neler yapacağını merak edenlerle ikinci bölümde buluşalım. Jürinin karşısına geçen Lili kendisine verilen şansla birlikte dans etmeye başlar. Onu keşfeden adamın öğrettiği figürlerle güzel bir gösteri sunan kız okula kabul olmayı başarır. Genç kız oldukça mutlu olsa da balerin olmak sandığı kadar kolay olmayacaktı. Sert geçen eğitimler oldukça yorucu olurken sağlıklı beslenmek de iyi bir ekonomi gerektiriyordu. Fakat yoksul bir aileye sahip olan Lili için sadece pirinç lapası ve arkadaşlarından kalan artık yiyecekler vardı. Okulun en deneyimli hocası olan Fiona onun üzerinden gözlerini hiç ayırmaz. Genç kızı yanında çalıştırmaya başlayan kadın ona böylelikle burs da sağlamış oluyordu. Fakat merkezden gizlediği Alzheimer problemi vardı. Öğrencilerin adını hatırlamak için sürekli onların fotoğraflarına bakıyordu. Bunu fark edip ona yardımcı olması üzerine kadın ona bir araba değerinde olan küpelerini hediye eder. Bu küpeler küçük kıza hayatı boyunca verilen ilk hediyeydi. Ertesi gün ısınan öğrencilerini izleyen kadın küpelerinin kulağında olmadığını fark eder. Kaybolan küpelerini arayan kadın sinirlenince küçük kız hemen odasına koşar. Fakat küpeleri öğretmenin hediye ettiğini kimseyi ikna edemez. Bugünden sonra Ross hep onun yanında olur. Sınıfın en başarılı öğrencisi olan Ross varlıklı bir aileye sahipti. Ailesinin beklentilerini karşılamak ve her zaman başarılı olmak, onu özetlemeye yeterli iki cümle olabilirdi. Aslında Ross için en önemli şey, insanların kahramanı olabilmekti. Ve Lily de her zaman kahramanının adımlarını izledi. Zaman ise onları iyi iki dost ve güçlü birer rakip yaptı. Fakat yapılacak olan Kuğu Gölü gösterisi için sadece bir kişi baş karakter olabilirdi. İki kızın arasında vereceği savaşı merak edenlerle filmin son bölümünde çizginin iki tarafındaki bu kızlar yakın iki arkadaşlar, birisi dansı sokakta başlayan ve en büyük hayali beyaz bir kuğu olmak olan Lily, diğeri ise zengin bir ailenin her zaman başarılı olan ve herkesin kahramanı olmayı arzulayan Rose, tüm sınıfın önünde tam tur dönen kızlardan birisinin artık pes etmesi gerekiyordu. Lily yorulup durduğunda, Rose tatlı bir tebessümle beraber zaferini kutlar. Fakat çekilme nedeni de aslında farklıdır. Bir hafta sonraki Kuğu Gölü gösterisinde baş karakter olmak için iki aday vardı. Ve Lily çocukluk hayaline bir adım daha yakındı. Yoksul bir aileye sahip olan Lily, zengin olan Ross'un annesi tarafından ziyaret edilir. Verdiği parayı kabul eder ve beyaz kuğu rolünden çekilir. Ailesi için bu teklifi kabul etse de hayalinin peşinden gidememek onu yıkar. Binanın çatısına çıkan Lily karşı binanın çatısına geçmek için tehlikeli bir atlayış yapar. Boşlukta kuğu gibi süzülen Lily korkularının üzerine yaptığı bu atlayışın ardından geri dönmeye karar verir. Ross ona kendisiyle yarışmaktan neden korktuğunu sorduğunda çekilmek için annenden yüklü miktarda para aldım der. Son prova için iki kız da sahnedeki yerini alırken beyaz kuğu karakteri olan Rose ve onun yedeği olan Lily son kez yan yana gelirler. Provanın ardından herkes odasına döner. Fakat başka olan Ross ortalardan kaybolmuştur. Onun yedeği olan Lily, beyaz kuğunun odasına gider ve sahne için hazırlanmaya başlar. Bu gösterinin yıldızı olmak, onun çocukluğundan beri en büyük hayaliydi. Hayalinin peşinden koşan Lily, küpelerini takıp sahneye çıkmaya hazırlanır. Çocukluğundan beri kahramanı olan ise sessizce kenara çekilir ve Lily'nin hayallerini gerçekleştirmesine izin verir. Ross bu kez en iyi olarak değil, kenara çekilerek yeniden kahraman olmayı başarmıştı. Bu film hayal etmek ve başarmak gibi iki güçlü duyguyu iki farklı kadın karakteri üzerinden işliyor. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.